nüfus ve yerleşme çanta etkinlikli kazanım soru bankasıyla başlamıştık tekrarımıza. Nüfus ve yerleşme sorularından bugün ikinci derste yine devam ediyoruz birlikte çözmeye. Sayfamız 105. sayfa. Soru 5 tane çözmüştük. O 5'in devamından alarak daha bir geniş detaylı işlemeye başlayacağız. Geçen ders ilk yerleşmeleri, çatal öğüt tarzı, doğal faktörler, beşeri faktörler tekrar yaptık. Bu ders sorular üzerinden tekrar gidiyoruz. Evet, çatal öğüt geldi yine soru olarak 6. soruda karşımıza. Çatal öğütte evler tarlalara yakın, birbirine bitişik, üstten girişli kerpiç evler. Kerpiç toprak, çamurlu malzemeden yapılan toprak. Yani yapıyorsun, herhangi bir rüzgarda, karda, fırtınada yok olabiliyor. Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da hala bu tarz evler var. Genelde yazlık, yaylaya çıktıkları, hayvanlarını otlatmaya götürdükleri evler bu tarz olur. Evet. Yukarıdaki görselde de görüldüğü gibi evlerin girişinin üstten olmasının temel nedenini soruyor. A. Güneş ışığından faydalanmak. B. Doğal afetlerden korunmak. C. Vahşi hayvan saldırılarından korunmak. D. Gıdaları depolamak. Ne diyorsunuz? Tabii ki vahşi hayvan saldırıları diyoruz. C. Temel nedeni dediği için diğer nedenler de olabilir. Daha bir şehirleşme yok ama en çok temel nedeni ilk yerleşmeler, vahşi hayvan saldırıları da olabilir. Her tür canlı yaşıyor. Günümüzdeki gibi değil. Şu an günümüzdeki özellikleri olan canlıları, vahşilerin hepsini dışarıya attık. Hatta şu korona günlerinde hafta sonu sokağa çıkma yasağında Üsküdar sahiline balinaların geldiğini bile görüyoruz. Niye? Çünkü onları denizi kirlete kirlete, denizde vapurdu, işte seyahatli diye diye onları bayağı bir canlı yaşamından uzaklaştırdık. İstanbul'da bunu çok iyi görebiliyoruz. Evet, 7. soru. Mağarada yaşam yine verilmiş, ateş yakmışlar, işte postunu yüzüyorlar hayvanın falan. Yukarıdaki görselden hangi çıkarımda bulunulamaz? Ateş bulunulmuştur, evet söylüyor. Hayvanlar evcilleştirilmiştir. Hayvanlar evcilleştirilmiş, evet. Mağarada yaşanmış. Avcı ve toplayıcı bir yaşam var. Avcılık ve toplayıcılığı tam hem onu söylerim ama şöyle de bir şey var, ateş de bulunmuş. Ateşin bulunmasıyla üretim hayatı başlıyor. Ama buradan net bu bilgiyi çıkaramayacağım için direkt çıkarabileceğim şey, hayvanlar evcilleştirilmiştir. Onu söyleyemiyorum çünkü hayvan sırtında, şurayı atlamışız. Hayvan sırtında hayvanı götürüyor, kesiyor. Yani şu an hayvan onun arkadaşı değil. Evet, günümüzde hayvanlar bizim için çok önemli. Hayvanları koruma yasası için çok çaba sarf ediyoruz. Ama burada resmen derisini yüzüyorlar. O yüzden hemen hayvanlar evcilleştirilmiştir demiyoruz. Evet, 8. Buna göre ilk insanların geçim kaynaklarının hangileri olduğu söylenilebilir? Bakıyorum ilk insanların geçim kaynağına. Hemen baktım. İlk insanlar ekip biçmeyi, üretim yapmayı bilmediklerinden doğada hazır durumdaki meyveleri ya toplamış ya da hayvanları yakalayarak geçiniyorlarmış. Yani ya meyve topluyor bulduğu şeyi dışarıda, çünkü üretim nedir, tarım nedir bilmiyor. Ya da bulduğu hayvanı sırtına alıp deminki resimdeki gibi kesip derisini yüzüyor. Evet, ilk insanların geçim kaynakları avcılık, hayvancılık, toplayıcılık, tarım. Ve tarımı söyleyemeyeceğime göre avcılık yaptığını söyledim, hayvanları sırtladığını. Toplayıcılık, meyveleri topladığını söyledim. Zaten cevap çıktı 1 ve 3. Hayvancılığı da tam olarak söylememe nedenim hayvanların sütünden, etinden pardon, sütünden faydalanmadığını bilmiyorum. Yani ben sırtına alıp yaktığını, ateş yaktığını biliyorum. Tam olarak o sütü üretip üretmediğini, ondan peynir yapıp yapmadığını bilmiyorum. O yüzden hayvancılığı almıyorum. 9. soru. Milattan önce 3000'li yıllarda insanların şehirlerinin etrafını surlarla çevirmesinin temel nedeni dış saldırılara karşıdır. Güvenliktir. A. Barınma. B. Beslenme. C. Güvenlik. D. Ticaret. Hemen C. Güvenlik diyoruz. 10. Anadolu ile ilgili verilen özellikler hangisini kolaylaştırır? Hemen bakıyorum. Ilıman bir iklim, tarım yapılabilecek verimli topraklar, bol su kaynaklarına sahip olunması, önemli kara ve deniz ticaretleri yolları üzerinde bulunması. O zaman diyorum ki neyi kolaylaştırır Anadolu'nun? Anadolu'da siyasi birlik mi? Siyasi birlik yönetmeydi tek bir merkezden, krallık gibi. B. Anadolu'nun istilaya uğramaması mı? Burada istilaya, surlarla ilgili bir şey yok. C. Anadolu'da pek çok uygarlık kurulması mı? Evet. Pek çok uygarlık ne için kuruluyor? C şıkkı ılıman. Yaşamaya elverişli, nüfusun dağılışını etkileyen doğal faktörlerden, iklim ılıman. Tarım yapılıyor, bol su kaynağı var.
haber bizi şekillerinde yine doğal. Karadeniz ticaret yolları üzerinde tam A noktasında bulunuyor. O yüzden hemen diyoruz ki C. Diğer bir testte birinci soru. Gülay Sert'in Anadolu uygarlıkları metninden verilmiş. Metne göre Truva'nın yerleşim yeri olarak tercih edilmesinde ne etkilidir? Hemen bakıyorum. Çanakkale Boğazı'nın Ege Denizi kıyılarında Karamenderes'e Dübrek çaylarının arasında kalan alana ilk yerleşim M.Ö. 2920 yılında kurulmuş. O dönemde deniz yerleşmenin yani Truva'nın kuzeyine kadar ulaşıyormuş. İki akarsu arasındaki topraklarda ürün yetiştirenler avcılık ve balıkçılıkla da uğraşarak bolluk içinde yaşayıp gidiyormuş. Çevredeki bakır ve altın yataklarını kullanıyor, madenlerini hünerle işliyor, asıl zenginliklerini ise ticaret ve boğazdan geçen gemilerden sağlıyormuş. Evet, hemen her şeyi söyledi. Ticaret, madencilik, yerleşim yeri olarak Truva'nın tercih edilmesinde bir madencilik onu söyledi, iki ticaret söyledi, su kaynakları denizi söyledi, tarımı söyledi ve avcılık ve balıkçılık dedi. Tarım demedi. O zaman ya da ben pardon topraklarda iki akarsu arasında ürün yetiştirenler ben atlamışım. Hepsini söylüyoruz. Denizli 1, 2, 3, 4. Diğer bir soru. Verilen bilgide Çatalhöyük'ün yerleşim yeri olarak tercih edilmesinde. Bugün çarşamba suyunu suladığı topraklar binlerce yıl önce bataklık bir bölge. İlk bakışta anlamsız gibi gelse de Çatalhöyüklüler burayı özel olarak seçiyor. Ayrıca av hayvanlarının bolluğu ve arazinin tarıma uygun olmasının yanı sıra önemli bir nedeni daha var burayı seçmelerine. Çamur. Çünkü kerpiç evler yapmak için gereksinim duydukları su ve toprak yani çamur burada. Ne demiştik kerpiçe? Çamurlu toprak, topraktan yapılan ev demiştik. O yüzden seçilmiş diyor. Bir tarım, tarımı söylemiş mi? Hemen bakalım arazinin tarıma uygun olmasının yanı sıra. İki ham maddenin bolluğu, ham maddenin bolluğunu söylemiş mi? Özel olarak seçmişler. Ham madde çamur alınabilir mi? Bakalım. Üç beslenme şartları tarım için. Evet dört savunma koşulları. Av hayvanlarının bolluğu demiş, savunma koşullarını dememiş. Hemen cevap 1-2-3 beslenme şartları, ham madde çamur. Tarım. Bunları alıyoruz ama savunma koşulları dördü almıyoruz. Evet, üçüncü soru. Bilgiye göre Osmanlı şehirlerinin kurulmasında hangi faktör etkilidir? Bakıyorum. Osmanlı şehirlerin oluşumu ve gelişmesi bir kısım sosyal tesislerin inşası ile yakından ilgilidir. Ayrıca şehirlerin dağ ve ova köyleri arasında bir pazar ve değişim noktası olma özelliği de bu konuda etkilidir. Sosyal tesislerin inşası ile yakından ilgiliymiş ve pazar yeri olmasında. O zaman ne etkilidir? Ticaret dememiz gerekiyor. Çünkü A noktası pazar ticareti. Evet, dördüncü soru. Yukarıdaki yerleri yerleşim yeri olarak tercih edilmesinde etkili olan faktör. Zonguldak, Manisa, Batman. Zonguldak taşkömür yatağı, doğal maden kaynağı. Manisa, linyit. En çok linyit var. Taşkömür, linyit. Yine doğal maden. Batman, petrol rafinerisi var. Batman'da petrol çıkıyor. O yüzden cevap Bursa, madencilik. Bu madenleri de geçen yıllardan hatırlamanız lazım. 6. sınıf sosyal bilgiler konusu. 5. soru. Ayrıca bu konular madencilik, işte ülkemizi tanımak, harita bilmek bunlar genel kültürdür. Her zaman evde harita oyunları falan, bölgeleri tanımakla ilgili oyunlar oynayın derim. 5. soruda paragrafa göre hangisini söyleyemem? 19. yüzyıla kadar üretim insan ve hayvan gücüyle yapılıyordu. Bu daha fazla zaman ve güç harcamayı gerektiriyordu. Üretimde teknolojik aletlerin kullanılmasıyla durum değişti. İnsan ve hayvan gücüne dayanan üretimden makine ile üretime geçiş olan sanayi inkılabı böylece başlamış oldu. İngiltere'de dokuma sanayisine başlayan makineleşme daha sonra diğer alanlara da yayıldı. Çok sayıda fabrika açıldı, iş gücüne ihtiyaç duyuldu, insanlar şehirlere göç etmeye başladı. Özellikle ham madde ve ticaret yollarına yakın şehirler hızla büyüdü. Ayrıca gece kondular yapıldı. Günümüzde ise tarımda insan gücüne duyulan ihtiyacın azalmasıyla köylerden şehirlere göçler artmaya başladı. Göçe bağlı olarak şehirlerdeki tek ve iki katlı konutlar yetmeyince çok katlı konutlar yapılmaya başlandı. Göçler sonucunda şehirleşmeyle beraber milyonları aşan nüfusları ile metropol denen büyük şehirler meydana geldi. Paragrafa göre neyi söyleyemem. Resmen İstanbul'u anlatmış gördüğünüz gibi. Metropol şehir İstanbul, yani en büyük şehirlerden. Ağ teknolojideki gelişmelerin insanların yerleşim tercihlerini etkilediği doğru, tarım bitmiş çünkü. B, metropollerin ortaya çıkmasında göçlerin etkisinin olduğu doğru söylemiş. C, zamanla köylerin nüfusu
nüfusun azaldığı, evet. D. insanlara sadece ekonomik nedenlere bağlı olarak şehirlere yerleşmeyi tercih ettiği, sadece ekonomik nedeni çıkaramam buradan. O yüzden D şıkkı diyorum. Çünkü metropol göçe bağlı her şeye ihtiyaç oluyor. Konutlar ve sosyal yapı, onların hepsi sadece ekonomik değil. Buna göre Bordeaux'un yerleşim yeri olarak Bordeaux, Frigya'nın başkenti Ankara'nın Polatlı ilçesi yakınlarıydı. Evet, Frigya'nın başkenti Bordeaux'un çevresinde çok sayıda orman var, akarsular var. Şehrin yerleşim yeri olarak tercih edilme nedeni bu. Su olayı. O zaman bitki örtüsü, su kaynakları, madenciliği, bitki örtüsü, orman söylemiş zaten. Su kaynakları 2, akarsu nehri demiş ama madencilik yok. Cevap C. 7. soruya bakıyoruz. Metne göre Efes'in yerleşim yeri olarak tercih edilmesinde Efes'te İonya ile Lidya arasında her ikisine de yakın olan önemli bir noktaydı. İon site devletlerinden birisi olan Efes, kral yolunun bitiş noktasında Lidyalıların yani limanı ile gelişen ticaretin kış aylarının uygunluğu sayesinde de zenginleşen bir şehir. Şimdi metne göre ticaret var, iklimi söylemiş ve kış aylarının uygunluğu ılımanlarını söylemiş. Madencilikle ilgili bilgi yok. Cevap C diyoruz. Bilmek. 8. soru. Buna göre Bursa'nın yerleşim yeri olarak tercih edilmesinde ne etkilidir? Önemli kent merkezlerimizden birisi olan Bursa, bir dönem Osmanlı Devleti'ne başkentlik yapmıştır. İpek yolu üzerine yer alması ve şehirdeki zengin ticaret nedeniyle Bursa insanlar tarafından yerleşim yeri olarak tercih edilmiştir. O zaman ne etkilidir? Hemen bakıyorum, İpek yolu, zengin ticaret. O zaman hemen İpek yolunun da ticaretiyle başkent olması, ulaşım koşulları. İpek yolu güzergahına yakınlığıyla. Evet. 9. soru. Metinde Sardes'in, Sardes Lidya'nın başkentiydi. Yerleşim yeri olarak tercih edilmesinde neyin etkisine değinilmemiş? İzmir'in çevresi. Lidya devletin başkenti Sardes, verimli bir ovada kurulması, kral yolu üzerinde olması, çevresindeki akarsular, ova, yeryüzü şekilleri, akarsular, su kaynağı, kral yolu, ticaret, altın madeni elde edilmesi sayesinde yerleşim yeri denilmiş. Hangisi yok? Tarımı söyledik mi? Hayır. Su kaynağını söyledik. Ticaret, kral yolu dedik. Madencilik, altın madeni dedi, çıkarılır. Neye değinmemiş? Tarıma değinmemiş. Ama burada cevap anahtarı olarak su kaynağı demiş. Cevap anahtarımız yanlış diyoruz. Burada tarım söylenmemiş. Cevap adanı. Evet. Şimdi burada bitiriyorum. Gelecek ders görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın.